Kenny Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi sormalısınız. Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Efendim ben öncesinde tekrar teşekkür etmek istiyorum sizlere Kobe Özel programımıza konuk olduğunuz için. Şimdi Hilmi Bey, DYK, dekoratif yüzey kaplama olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçeceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Hilmi Bıçakçı kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Hilmi Bıçakçı aslen Kahramanmaraş Andırım'dandır. 30 yıldır Ege bölgesindedir. 20 yılı Muğla Milas'tır. Son 12 yılı İzmir, Karabağlar ve Buca'da alüminyum sektöründe boyama işleri yaparaktan çalışan bir firmadır. Evet. DYK Dekoratif Yüzey Kaplama olarak. Yüzey kaplama olarak. Kaç yılında kuruldu efendim firma? Firma 2011'de kuruldu. Daha önceki ortak olduğum sektörler vardı yine bu işlerle alakalı. Evet. Bugüne kadar da son 6-7 yıldır kendi firmamızı kurduk. Şu an devam ediyoruz kısa sanayi sitesinde. Evet. Barbaros Caddesi'nde 15 olaraktan başladık. Şu an yeni yerimize geçtik, fabrikamıza. Kısa sanayi sitesi, metal işleri bölümü 2. cadde 103 numarada ikamet etmekteyiz. İkinci yeri de açtınız. Evet. Kısık sanayi sitesinde, organize sanayi sitesinde de 2 tane yerle burada hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Peki efendim DYK yani dekoratif yüzey kaplama olarak burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Biraz yapmış olduğunuz işler hakkında bilgi alabilir miyiz? Benim ilk bu işe başladığımda sadece öbür firmalar sadece bir alüminyum üzerine boyama ve çizim olaraktan başlamışlardı. Sonra bu İtalyan folyosu dekoratif yüzey kaplamaya desen veren folyo İtalya'dan geliyordu. Sonra biraz daha geliştirdik. Evet. Şimdi desen yapmaya başladık alüminyumlara. Ondan sonra baktım sektörde bir eksiklik var. Mesela benim ilk geldiğimde demire alüminyuma yapıyorlardı ama demire bunu yapmasını bilmiyorlardı. Evet. Yani o gördüğüm kadar eksiklikler bunlardı. Sonra biz kendimizi geliştirerekten demire uygulamaya başladık. Demire olursa boyup perguledir. Ondan sonra ne bileyim bina giriş kapılarıdır, evet. Havlu panlardır, radyatör petekleridir, kapı kollarıdır. Biz bunları geliştirdik. Evet. Bir eksik olduğunu gördük. Bu eksikleri tamamlamak için de bunları şey yaptık. Şu anda iyi gidiyoruz. Olmayan bir şeyler çıkarttık. Evet. Onun için de kendimle gurur duyuyorum. Yani böyle bir şey yoktu. Bunu tek olaraktan Ege bölgesine çıkaran kişi benim. Evet. Yani çok emek verdik. Evet. Olmayan bir şeyi başardık. İnsanlar da bunlardan faydalanmaya başladılar şimdi. Yani hem görünüş olarak hem de sağlık açısından baktığımız zaman evet. Çok farklı ürünler yapıyorsunuz. Evet. Nasıl peki bu boyama ya da bu işlem nasıl yapılıyor? Bu işlem müşteri ham olaraktan getirir malzemesini. Alüminyumdur veya demirdir veya herhangi bir üründür. Getirir. Evet. Sandalyedir, masadır. Getirdiğinde biz bunu önce bir taban temizliğini yaparız. 200 derecede fırınlarla pişirmesini yaparız. Boyarız, pişirmesini yaparız. 10 dakika bekleme süresi vardır. Onu bekledikten sonra çıkarır, ürün soğur. Ondan sonra tekrar bir folyolama işlemi vardır. Evet. Onu yaparız, tekrar bir daha fırınlama yaparız. Bir malzeme 400 derece görevlikten bu işlem oluyordur. Bu işlemde pasta istemez, cila istemez, güneşe, yağmura, deniz kenarına dayanıklı bir üründür. Evet. Yani şu ana kadar benim yaptığım ilk günden bakıyorum, daha bugüne kadar bana dönüş olan kaplamayla alakalı hiçbir şikayet almadım. Bu da 12-13 seneye tekabül eder. Evet. Yani verdiğim müşteriden geri dönüş olmadı yaptığım kaplamalardan dolayı. Katma değeri yüksek bir he, yani dayanma gücü çok yüksek. Evet. Evet. Çünkü güneş yuvilerine ne bileyim deniz, yağmur, nemden ya da nemden, evet genelde herkes tahta üzerinden ağaç desen üzerinden gittikleri için ağaç pasta istiyor, cila istiyor, çürüme yapıyor. Bahçeye sandalyeni masanı koyuyorsun. Bir sene sonra özelliğini kaybetmiyor. Tabii dolayı, kapılarda evet. Olsun. Ama biz bunun önüne geçtik. Olmayan bir şeyi verdik Türkiye'ye. Evet. Yani iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki efendim biraz da ayrıcalıklarınızdan söz edecek olursak şimdi aslında çapı çok dar bir sektörün içerisinde yer alıyorsunuz. Çünkü sizin gibi bu hizmeti veren belki çok nadirdir. Türkiye genelinde baktığımız zaman ki siz bu işlemi çıkartan firmalardan bir tanesiniz. Evet, İlk yapanlardan bir tanesiniz. Evet, evet. Peki sizi
Diğer firmalardan ayıran en büyük en önemli özellikler nelerdir İmri Bey? İşte bizim farkımız burada bu ürünü çıkartmakla bir fark yarattık. Normalde benim ilk başladığım günden bugüne kadar yapan kişiler daha halen aynı şeyin üzerine devam ediyor. Evet. Siz bunu geliştirmiş oldunuz. Biz bunu geliştirdik. Bitmiş ürünleri, kaynaklı ürünleri, pergoleyi düşünün, balkonları düşünün. Bitmiş ürün olaraktan yani demirci arkadaşım veya alüminyumcu arkadaşım tamamen yapmış. İş yerinde getirmiş bize. Biz hiçbir düzenini bozmadan, hiçbir sıkıntı vermeden tamamen yapıyoruz, kaplayıp geri veriyoruz. Bizim özelliğimiz bu. Evet. Öbür firmalardan çok bir artı farkımız var. Çünkü onlar onu yapamıyorlar. Evet. Aradaki farkımız bu. Peki efendim bundan sonraki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefleriniz nelerdir? İnsanlara daha düzenli, daha gelişmiş, daha farklı bir şeyler vermemiz için bazı çalışmalarımız halen devam ediyor. Evet. Devamlı kendinizi yenilemek zorundasınız. Devam etmek artık istiyorsunuz. İnsanlar uzaya çıktı. Daha halen biz buradayız. Evet. Onun için kendimizi yenilemek zorundayız. Yani kısaca diyebiliriz ki ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden tabii, siz bu işi devam ettirmek istiyorsunuz diyebiliriz. Artık biz bir de şu şekilde bakıyoruz olaya. Eskiden hep evlerin balkonlarında geziyorduk. Hı hı. Balkonlarında geziyorduk derken sadece cam balkonlu ve korkuluklarını yapabiliyorduk bu işle alakalı. Evet. Ama şimdi biz balkondan artık mutfağa doğru girdik. Mutfaktaki masa, sandalye, petek. Ama yıllardır hep balkonda gezdik. Hep üşüdük. Evet. Hiçbir şey yapamadık. Ama mutfağın içine girdik artık. Ne varsa yapacağız. Evet. Elinizden gelen bütün gayreti, evet, bütün çabayı da gösteriyorsunuz. Evet. Peki efendim son olarak sektöre ihtiyacı olan ya da ilgisi olan izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Önerileriniz olur mu? Çok kısa alabilir miyiz? Tabii ki. Neden olmasın? Rakiplerimize de ve kullanıcılarımıza şunu söylemek isterim. Bir kere kaliteye çok iyi bakmaları lazım. Evet. Yerinde saymakla bir yere varamazsın. Elini aldığında ürünün kesinlikle kalitesine bakmaları. Bir verilen bir emek vardır. Bu emeğe saygı olması lazım. Gerçekten kaliteli bir şey verdiğimize ve yaptığımıza inanıyorum. Bunu insanlar zamanla anlayacaklar. Zamanla görecekler, zamanla beğenecekler. Şimdi bir yere daha çok bir yere ulaşamadık. Evet. Yavaş yavaş bakalım. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu İnşallah. Daha da geliştirerek insanlara yine güzel, kaliteli ve modern bir hizmet yine sunacaksınızdır. Bizde sektöre ihtiyacı olan herkesi Menderes Kısıtlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan DYK. Dekoratif Yüzey Dekoratif Kaplama. Yüzey Kaplama firmasına biz de buradan sloganımız şudur. Alalım. Sloganımız şudur. Biz dünyamız yeşil kalsın. Evet. DYK Dekoratif Yüzey Kaplama'nın açılımı, anlatımı budur yani. Evet. Orman kesilmeden aynı dekoru ve şıklığı insanlara verebilmektir. O ağaç görünümünü yine. O ağaç görünümünü, ağaçla yapılması gereken şeyleri biz metalle başardık. Evet. Dünyamız yeşil kalsın diyoruz. Ağaçlar kesilmesin. Ağaçlar kesilmesin. Sektördeki imajımız, sözümüz bu. Ne güzel. Çevreye olan duyarlılığınızdan dolayı da biz ayrıca tebrik ediyoruz sizlere. Efendim hizmetlerinizin ve başarınıza devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.